Yaşar Okuyan bizlerle. Hoş geldiniz Yaşar Bey. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz bizler de yayınımıza katıldığınız için. Şimdi sıcak gündem maddeleri var. Siz de yayınımızdayken bir yazıyla giriş yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine açıklamalarına ilişkin Fehmi Koru yeni bir yazı kaleme aldı. İmralı'da bulunan mahkum Edirne'deki tutuklu aleyhine tanıklık mı yapacak yoksa diye soruyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o meşhur açıklamasıyla ilgili noktaya değiniyor. İmralı'dakinin Edirne'dekinden hesap soracağını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuş oldu. Sorulacak hesap içinde en büyük hesap dedi Cumhurbaşkanı diye vurguluyor Fehmi Koru. Şimdi Yaşar Bey size ilk olarak şunu sormak istiyorum. Yani sorulacak en büyük hesap ne burada? Ve Fehmi Bey'in sorduğu soruyu da vurgulamak açısından İmralı'da bulunan mahkum Edirne'deki tutuklu aleyhine tanıklık mı yapacak? Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Tüm bunlar için neler söylersiniz? Vahim bir durum. Bunun benzerini biz daha 2,5 sene önce İstanbul seçim, Büyükşehir Belediyesi'nin seçimleri sırasında benzeri davranışları gördük. Bizzat AKP Genel Başkanı'ndan o zaman hatırlayalım lütfen. O tarihte doçent olan birisini ki daha sonra herhalde bilemiyorum tatbif edilerek mi yaptı, sonra profesör oldu. Bu akademisyenin kendisinin ifadesi var kamuoyuna dekletti. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla İmralı'ya gittim. Ve iki defa gidiyor. Dikkat edin. Ben iddia etmiyorum. O şahıs yani akademisyen iki defa İmralı'ya gidiyor. İmralı'da kim var? Babasının oğlu yok orada. Abdullah Öcalan denilen 40 bin kişinin katiliyle görüşmeye gidiyor. Ve devletin TRT'si, devletin Anadolu Ajansı ve o görüşmelerden sonra bir mektubunu alıyor. O mektubu devletin televizyon ve ajanslarında ve tabii yandaş medya bunu abarta abarta işte şey yapıyor. Ve neydi o zaman? O yetmedi. Aynı zamanda o zaman ölmemiş olan Osman Öcalan'ı, Erbil'e TRT ve Anadolu Ajansı'nı gönderiyor. Kim gönderiyor? Kim gönderiyor? Cumhurbaşkanı makamında oturan kim? CHP mi? Tayyip Erdoğan, AKP'nin genel başkanı. Peki sonra orada mülakat yapılıyor, mektup alınıyor, tekrar yine medyada yayınlanıyor. İstenilenle istenilen şu, ya seçime katılmayın, CHP'ye katıyan oy vermeyin ya da katılırsanız boş oy verin veya AKP'ye verin. Şimdi bu daha 2,5 sene önce oldu. Şimdi ne oldu da birdenbire tekrar Cumhurbaşkanı makamında olan bir zat, AKP'nin genel başkanı, AKP'nin grup toplantısında geçtiğimiz çarşamba günü, ama bana gelen bir bilgiyi de paylaşayım burada, doğruluğunu teyit etme imkanım yok ama bana AKP kesiminden gelen bir bilgi, önündeki printer'da bu laf yok. Yok, yani kendi ekledi. Edirne'deki işte en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Orası çok karışıyor, çok karışacak. Göreceksiniz lafı orada olmadığını söylediler. O anda aklından geleni hemen oraya yapıştırdı. Ve zaten bütün o konuşmanın içerisinde de tartışmaya konu olan bu cümle. Şimdi o zaman soruyorum ben Tayyip Erdoğan'a, AKP Genel Başkanı'na. Kardeşim, Sayın Erdoğan, sen ne demek istiyorsun? Bu sorunun cevabını kamuoyu senden bekliyor. Yani senin devreye girip yani orada Selahattin Demirtaş'la efendim Abdullah Öcalan arasında yani bir yerinden gidip gelen başka akademisyenlerin, başka görevlilerin mi var? Oradan aldığın bilgiler ışığında mı böyle bir yorum getiriyorsun? Yoksa önümüzdeki günlerde böyle bir teşebbüs yapacaksın da şimdi onun altyapısını mı yapıyorsun? Bir taraftan CHP'yi PKK, HDP, işbirliği falan diye suçluyorsunuz. Hatta yetmiyor. İyi Parti'yi bile buna katıyor. Ama öbür taraftan sen diyorsun ki efendim sen esas Edirne dedi ki beni iyi dinle. Esas hesabı İmralı'dakine vereceksin. Esas senden hesabı İmralı'daki soracağım. Bu ne demektir yani? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi bakın.
hepsini yan yana tek başına bir hadise belki bir şey ifade etmeyebilir. Ama bazı puzzle'ları yan yana getirdiğinizde ortaya çıkan bir tablo var. Bugün şu açık bir gerçek, Tayyip Erdoğan ve AKP ve onun vazgeçilmez destekçisi olan MHP bütün kamu araştırmalarında dipte. Bütün kamu araştırmalarında. Aralık ayında yapılmış 14 tane araştırma elimden geçti. Tamamında bir yani Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün olsun, yarın olsun, ne zaman olursa olsun kazanmalarının mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Şimdi bu da tabii Tayyip Bey bu işte tecrübeli bir insan. Yani öyle bedava bir insan değil. O da görüyor o şeylerin. Ve bunun hırçınlığı içinde aynı hırçınlık MHP'nin başında olan zatta hırçınlık var. Asıyor, kesiyor, Anayasa Mahkemesi'ni kapatıyor, onu kapatıyor, bunu kapatıyor. Bir taraftan diyor ki HDP'yi hemen kapatın. Talimat büyük yerden geliyor. Anayasa Mahkemesi'ni diyor ki hala niye kapatmıyorsun diyor. Hala niye kapatmıyorsun dedi. Anayasa Mahkemesi'nin de kapanmasını istiyor. Yani Türk Tabipler Birliği kapansın. Türkiye Barolar Birliği kapansın. Bu öyle bir kapatmadır gidiyor. Şimdi burada bunları yan yana getirdiğiniz vakit bu Tayyip Bey'in AKP Genel Başkanı'nın AKP grubunda yaptığı bu konuşma herhangi bir konuşma değil. Kafasının içindeki iç dünyasındaki sıkışıklığı orada o yazılı metnin dışına çıkarak bir boş anda itirafıdır bunun. Yani buradan yeni bir mektup mu bekliyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından yola çıkarak. Vallahi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bunun benzerlerini biz geçmişte gördük. Size bir belge göstereceğim. Enteresan gelecek size. Evet. Yani şimdi bakın. Devlet Bahçeli. Dikkat edin. İmralı canisi Erdoğan'a danışmanlık yapıyor. Kim söylüyor bunu? Devlet Bahçeli. Bilmiyorum görmeyi imkanı oluyor. Şu an tarama yapıyor Yaşar Bey. Göstermeyelim isterseniz ama siz peki ifade edebilirsiniz. Şöyle yapsam burası bak. Evet biraz böyle daha iyi gördüm. Efendim. Evet şu an daha iyi Yaşar Bey. Evet. Şimdi bunu ne zaman söylemiş? Herkes zannediyor ki şimdi söyledi. Hayır Devlet Bahçeli bunu şimdi söylemedi. Ta 2011 yılında söyledi. O zaman İmralı canisiydi ve İmralı canisi Erdoğan'a danışmanlık yapıyordu. Bugün adeta Bahçeli'nin söyleyeceği laf bu. Yani öyle yap bir şey. Şimdi bunun üzerinden polemik getiriliyor. Şimdi bir taraftan bakın demin siz haberlerde verdiniz. AKP'de kurucusu olan, eski bakan olan, benim de hemşerim olan zat işte diyor ki şöyle üfürüyor, böyle konuşuyor. Güzel. Peki şimdi mecliste diyor bir hiç kimsenin kabul edilemez bir terör örgütü mensubuyla çekilmiş bilmem ne. O zaman şu soruların cevabını verecekler. Bir, bu fotoğraflar HDP Diyarbakır milletvekili olan o bayanın bir teröristle ki o terörist 2017 yılında öldürüldü. Doğru. Ve o devletin elinde onun öldürülen teröristin cep telefonundan çıkan bu şeyler, fotoğraflar. Devletin elinde 5 senedir o fotoğraflar var. 5 senedir bunlarla ilgili bir işlem yapmayan devlet, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, hangi makamsa. Şimdi niye burada pat diye bunu çıkardı ortaya? Bir. İki, bu milletvekili hanım, HDP'li Diyarbakır milletvekili hanım, 2,5 sene önceki seçimlerde adaylık müracaatını yaptığında seçim kurulu bunu inceletmemi, bu ilgili makamlar ona bu sakıncalıdır. Bakın bunun böyle bilmem şeyi var, bilmem ne diye bir şey oldu mu? Yok. Temiz kağıdı verdiler tabiri caizse. Milletvekili seçildi, geldi. Şimdi siz onu diyorsunuz ki böyle. Peki. Bu tamam, güzel. Ve şu fotoğraf tabii oradaki bütün şey. Yani şöyle yine buyurun. Evet doğrudur. Gösteriyorsunuz. Evet şu anda görebiliyoruz Yaşar Bey. Kendi ifadesi, bu öldürülen teröristle nişanlandıklarını, sözlendiklerini söylüyor. Tamam beni enteres etmez. Bu fotoğraf
Elbette ki soruşturmaya tabi olması lazım gelen fotoğraftır. Tamam. Onu da koydum bir tarafa. Peki FETÖ terör örgütü değil midir? FETÖ'nün başındaki adam terör örgütünün başı değil mi? Fethullah Gülen'e, Fethullah Gülen'le Abdullah Öcalan arasında fark nedir? İkisi de. Ya Fethullah Gülen 15 Temmuz'da 251 vatandaşımızın ölümünden sorumlu değil mi? 1000'den fazla vatandaşımızın yaralanmasından sorumlu değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının bombalanmasından sorumlu değil mi? Evet. Yani Abdullah Öcalan'la ne farkı var aşağılık herifin? Peki güzel. O zaman şu fotoğrafı görmemiz lazım. Bu ne, bu ne? Şimdi şu. Gösteremedim, kusura evet, bakmayın. Evet, fotoğrafı, bir diğer fotoğrafı gösteriyorsunuz. Ha, bak. Bu kim bu? Bu Bay Nebati. Yanındaki kim? Terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün başı. Şimdi bana söylesin birisi, AKP'den birisi çıksın desin. Kardeşim, PKK terör örgütü mü? Evet. Onun militanı ile o resimler çıktı. 5 senedir niye sustunuz? 1. Temiz kağıdı niye verdiniz? 2. Onu da koydum bir tarafa. FETÖ terör örgütünü siz söylediniz. Şu kadar cana mal oldu. Bu kadar insanın hayatı kaydı, intiharlar oldu. FETÖ terör örgütünün başındaki adamla şu samimi fotoğrafları çektiren adamı siz ne yaptınız bu adamı? Bu adamı bakan yaptınız. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı. Gözlerinde peki, ekonomik bir ışıltı olan. Bu, peki ne ayak bu? Bana birisi anlatsın AKP'den. Bu ne ayak? Bir tanesini hala suçluyorsunuz. Ölmüş, öldürülmüş bir PKK'lıyla resmi çıkmış diye 5 sene sonra. Ama öbür terör örgütünün lideriyle, 251 kişinin katili olan FETÖ'yle samimi fotoğraf çektiren adamı da bakan yapıyorsunuz. Bu, evet. Bunu kimse yutmaz. Evet. Evet. Şimdi bir diğer soruyla devam etmek istiyorum Yaşar Bey. Şimdi zor bir soru aslında baktığımızda. Yani Cumhurbaşkanı tırnak içinde işte İmralı'yı tercih ediyor gibi görünüyor. Ve siz de baktığımızda böyle bir noktada İmralı'yı mı tercih edersiniz, Edirne'yi mi? Niye geçeyim ben ona? Yani ben niye birbirini bir onu mu tercih edeyim, bunu mu tercih edeyim? Benim tercih ettiğim yol bellidir. Evet. Ben Türk milliyetçisiyim. Türk vatanperverliği için Atatürk'ün çizdiği yoldan yürüyen bir adamım. Evet. Beni ne Edirne'deki izam eder, ne İmralı'daki bilmem ne. Niye onların tercihini ben yapayım ki? Bu soru enteresan geldi bana. Evet. Aslında manidar bir soru Yaşar Bey aslında bakarsak. O yüzden sormak tamam istedim. Ben niye? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı'yı seçmiş gibi görünüyor tırnak içerisinde. Ben hemen Word'den okuyacağım arkadaşlar tweet'e eğer yansıtırsanız. Yaşar Bey'e soracağım o soruyla ilişkin tweet'i. Word'e yansıtırsanız oradan okuyacağım. Şimdi Yaşar Bey... Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkileri var. Bir tweet'i var. Ben hemen okumak istiyorum sizin için. Sen benim için kaygılanmayı bırak da kendi vereceğin hesabı düşün diyor Selahattin Demirtaş. Buna ne diyorsunuz Yaşar Bey? Selahattin Demirtaş doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Diyorsun. Niye doğru söylüyor? Ya sen diyor yani sen bana benim adıma kaygılanma diyor. Sen kendin vereceğin hesaba bak diyor. Yani benim adıma diyor o şey yapma, telaş etme diyor. Ben diyor siyasetçiyim, halka hesap veririm, partime hesap veririm, parlamentoya hesap veririm, bağımsız yargıya hesap veririm. Yani beğendiniz sen benim aslında için kaygılanma diyor. Tweetini, kendi vereceğin hesabı düşün diyor. Gayet yani doğru bir tanımlama. Bu tartışmayı bakın yine tekrar ediyorum. Tayyip Erdoğan yazılı metinde olmayan işi o anda kafasının içinde kendini çok meşgul eden bir telaş içinde kendi iradesinin dışında böyle biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın geçmişte de çeşitli lafları var. Yani mesela bir babadan işte oğula hırsızlık geçmez işte bilmem nereden gibi falan bir sürü lafı var böyle. Hani Allah söyletiyor derler. Bu da Allah yani Cenab-ı Allah söyletmiş yani işte
Yani böyle bir şey yok. Evet. Çok teşekkür ederiz Yaşar Bey bizlerle olduğunuz için, Flash TV ekranlarına bağlandığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Efendim.